Herkese merhaba. Bu dersimizin konusu nevesel makam. Makamımızın durağı Rast derdesi. Seyri inici çıkıcı, bazen de çıkıcı olarak kullanılmıştır. Dizisi yerinde nikriz beşlisine sol, la, si bakiye bemol, do bakiye diyez, re. Beşinci derece neva perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Re, mi bakiye bemol, fa bakiye diyez ve sol. Sol, la, si bakiye bemol, do bakiye diyez, re. Mi bakiye bemol, fa bakiye diyez ve sa. Dizinin güçlüsü, diziyi meydana getiren beşli ile dörtlünün ek yerindeki neva perdesidir. Makamın yarım kararı Hicaz çeşnisi ile bu perde üzerinde yapılır. Dizinin donanımına si ve mi için bakiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. Perdelerin Türk musikisindeki isimleri pestentize doğru rast, gah, dikürdi, nimhicaz, neva, hisar, eviç ve gerdaniye. Yeden perdesi bakiye diyezli fa yani Irak perdesidir. Dizinin genişlemesi hem tiz taraftan hem de pes taraftan elde edilebilir. Neva perdesi üzerindeki Hicaz dörtlüsü yegah perdesi üzerine simetrik olarak göçürülebilir. Yani re, mi bakiye bemol, fa bakiye diyez ve sol. Bu genişleme sayesinde yerinde Şeddi Araban dizisinin seslerini de elde etmiş oluyoruz. Bu dizinin seslerini hatırlatayım. Re, mi bakiye bemol, fa bakiye diyez, sol, la, si bakiye bemol, do bakiye diyez, re. Makamın durağı rast perdesi üzerindeki nikriz beşlisi, yine aynen tiz durak gerdaniye üzerine simetrik olarak göçürülmekte. Sol, la, si bakiye bemol, do bakiye diyez ve re şeklinde gerdaniye perdesi üzerinde simetrik nikriz beşlisini buraya taşımış oluyoruz. Genişlemiş olan bölgeyi elde etmek adına. Bu tarz genişlemede 15 seslik bir ses merdiveni içinde nikriz ve hicaz çeşnilerinden başka çeşni bulunmaz. Bu durum biraz monotonluk yaratabilir. Bunu önlemek için tiz taraftan çok daha fazla kullanılan ikinci bir genişleme şekli devreye girer. Bunun sayesinde diziye ayrı bir renk katılmaktadır. Bu genişleme neva perdesi üzerindeki Hicaz dörtlüsünü, gerdaniye perdesi üzerinde bir buselik beşlisi ekleyerek sol, la, si bemol, do ve re. Hümayun dizisi halinde uzatarak bu rengi katmış oluyoruz. Yani re, mi bakiye bemol, fa bakiye diye sol, la, si bemol, do ve re. Neva'da Hicaz dörtlüsü artı gerdaniyede buselik beşlisi. Özellikle sözlü eserlerde bu tarz tiz taraftan yapılan genişleme kullanılır ve pes taraftaki genişleme pek kullanılmaz. Çünkü eserlerin içinde yer alacak olan 15 adet, az önce bahsettiğim 15 seslik bir ses merdiveni okuyucu için biraz fazla gelebilir. Fakat saz eserlerinde tizden az önce bahsettiğim şekillerde ve pesten de yegah perdesinde simetrik Hicaz dörtlüsü bulunan genişleme aynı anda kullanılabilir. Yegah perdesinde yapılan yani pest bölge genişlemesi her zaman simetrik Hicaz dörtlüsüyle yapılmaktadır. Re, mi bakiye bemol, fa bakiye diyez ve sol. Dizinin asma karar perdeleri bakımından bir monotonluk söz konusu. Az önce genişlemiş olan bölgelerden bahisle bu cümleyi kullanmıştım. Çünkü dizi nikriz ve Hicaz çeşnilerinden mütevellit. Nikriz'in içinde bir Hicaz var, dügahta yani yerinde Hicaz
çeşnisiyle bir asma kalış mümkün. Tüm Hicaz çeşnilerinde ve dizisinde Dik Kürdi ve Nim Hicaz'da çeşnisiz asma kalışlar mümkün. Bunların haricinde Neva perdesi üzerinde hazırda bir Hicaz var iken, Neva'da Hicaz'ı zaten yarım karar olarak kullanıyoruz. Mi bakiye bemolde ve fa bakiye diyezde çeşnisiz asma kararlar yapmak mümkün. Bunlara ek olarak pest bölge genişlemesi esnasında yegah perdesi üzerine göçürdüğümüz Hicaz çeşnisi sayesinde bir Şeddi Araban dizisi meydana geliyordu. Asma karar olarak burada bir geçki durumu söz konusu. Buna ek olarak mi bakiye bemolde ve fa bakiye diyezde, yani bu perdelerin pest oktavlarında yine kalışlar mümkün. Dizinin seyri için inici çıkıcı, bazen de çıkıcı olduğunu söylemiştik. Genellikle güçlü civarından, bazen de durak civarından seyre başlanır. Diziyi meydana getiren çeşnilerde karışık gezinildikten sonra güçlü neva perdesi üzerinde yarım karar yapılır. Bu arada gereken yerlerde gerekli asma kararlar gösterilir. Nihayetinde istenirse genişlemiş kısımda da dolaşmak suretiyle ya bütün diziyle yahut Nikriz Beşlisi'yle rast perdesinde çoklukla yedenli bir şekilde tam karar yapılmaktadır. Şimdi kısa bir seyir taksimi.
Evet, bu dersimizde nevesel makamını işledik. Sizler de açıklama bölümünde paylaşacağım linkten indireceğiniz dokümanlar sayesinde nevesel makamını udunuzla icra edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.